Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia Park tablo çalışmaları bitti. Bunu kaydır yine birlikte yapalım. Bu tarafa geldik bakalım. Amerika'nın diğer bölgesi. Daha önce çalışma verdiğim bir yer. Ortalama gidiyor bildiğim kadarıyla buralarda. Birinci koşu maiden'la başlatıyorlar. 4 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla kulübün üzerinde kazanması gerekir. Yarıştan çıkmaz ise. Handikapsız bir at var. AGP çıkarsa değerlendirin arkadaşlar. İkinci koşu şartlı dişi. Sürpriz çıkartır böyle şartlı dişiler. Kalite handikap puanları iyi olan AGF'leri de almışlar. 1 ve 4 nolu safkanlar ön planda olur. Sürprizini 2-8 ya da 8-2 bunlar yaparlar. 6-3 çok at yazan arkadaşlara bunlardan sonra gelir yazılabilir derim. Şartlı dişi yarış. Dengeli bir grup. 4 at arasında çok öyle bir kalite farkı yok. Üçüncü koşu şartlı satış koşusu. 4 nolu safkan. Kalite handikap puanıyla grubun üstünde koşarsa kazanır. 8 yaşında bu gruplarda böyle çıkan atlar normalde favori olur ve kazanırlar. Eksik koşarsa şayet sürpriz biter. Buranın da gördüğüm kadarıyla 6-1 kalite puanları yüksek veren safkanlar ve diğer grup birbirine çok yakın kalite puanı verdik. Yarışları iyi olan atlar da var. Çok ata ihtiyaç var. 6-1-2-5-8-7 bu atlarda bütçeniz oranında değerlendirmenizi öneririm. 4 biraz olsun ön planda çıktı bende bu handikap puanıyla ve kalite puanıyla. Dördüncü koşu şartlı mücadele. 1 nolu safkan. Grubun üzerinde bir safkan. Kalite handikap puanı. Son yarışları 5. 6.lık ama bu gruba gelmiş durumda gördüğüm kadarıyla bu. Bu da kazanmaya yakın bir safkan. Bu safkanı kalite puanı yüksek veren 5-2. Bu atlar zorlayabilir. Tabii bir normal koşusunu yaparsa. Yarıştan çıkarsa ya da başka türlü koşarsa diyeyim. 5-2 yine kalite handikap puanı kazanç bölgesi atları olan 3 ve 8'e kadar sıra gelir arkadaşlar. 4-48'li bu atlarda şanslı olurlar. Bu kazanç bölgesinde hazır kıta atları. Yani bir tek olacaksa olur vaziyette duruyor arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Beşinci koşu şartlı mücadele. Burada da ekürlerden 8 nolu safkan kazanç bölgesinin hazır kıta atı 54 kalite puanını verdi. İyi yerde duruyor. Kazanma ihtimali çok yüksek ekürlerden. 8. Rakip 71 kalite puanıyla bu gruba düşen diyeyim. Koşarsa bu grubu geçebilecek kaliteye sahip 7. 8'in rakibi 7. Ve diğer atlar 3, 4, 2. Bunlar da koşarlarsa 8'i bence zorlayabilirler, geçebilirler. Yarışın favorisi ekürlerden 1. Kalite puanı 44 verdi ama diğer ekürüsü 7-8 bende daha ön planda çıkıyor. Bu bilgiyi vermiş olayım. Geçiyorum 6. koşu şartlı mücadele. Burada da direkt atlar var yine. Yani her koşuda var aslında böyle atlar. Bazıları koşacak bakın bu atlardan, bazıları enseye basacaklar. Artık hani şansınıza diyeceğim 5 nolu safkan onlardan biri. Koşarsa grubun üzerinde 90 handikap, kalite puanı 76 kazanması gerekir. Eğer eksik koşarsa, enseye basacaksa böyle safkan yapmaması gerekir. Favori de çıkması gerekir böyle atlar. 65 kalite puanı veren 2. Ekürlerden 1 ve 7. Bunlar hazır kıta atlar kalite puanlarına baktığında kazanç bölgesi atları. Devreye girerler. 5'i geçmeye çalışırlar. 5 eksik koşarsa kaybeder. Normal kalitesinde koşarsa bu grubu rahat geçer arkadaşlar. Geçiyorum. 7. koşu şartlı dişi. Sürpriz çıkartabilir burası da dişi yarışı olduğu için. 6. Burada kalite handikap puanı yüksek veren safkan. Yukarıdakilerin bir benzeri. Bu da kazanır. Ya da kazanır da daha doğrusu. 6. Ekürlerden 9. Kazanç ve kalite puanına bakımından yukarıda kaldı. Bu iki at arasında geçmesi normal bir sonuç olur.
Birinci, ikinci bunlar belirler aslında. 6 rahat bir şekilde geçebilir 9'u. 4 bu iki safkanın arasına girmeye çalışır. Sürprizini yapar Bruno. Philadelphia böyleydi arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.